Eyvallah sevgili Ramazan, selamünaleyküm değerli dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu yeni programımıza. Bugün isyan mevzusu var. Kelime olarak bize çok uzak olmadığını düşünüyorum. Ama isyanın kendi arasında bazı dalları var. O nefsin afetlerinden bir tanesi olan bu isyanın bu bölümlerini, tehlikelerini nasıl kurtulabiliriz? Acaba anladığımız şekilde bir kelime mi? Nedir bu? Bununla ilgili inşallah bazı bilgileri pay edelim. İsyan ikiye ayrılıyor. İnsanın haklı olarak isyan etmesi ve yanlış olan yani haksız olarak isyan etmesi. Mesela nedir bunlar derseniz, hangi konularda bizler haklıyız, isyan edilebilir? Ya da Allah korusun, bizler istemeden de olsa bazı konularda isyan ediyor muyuz? Allahu Teala'nın haramlarından bir tanesine mi acaba Allah korusun geçiyoruz? Bu konularla ilgili konunun iyi anlaşılması için ayrıntılar çok fazla yer almasa da programımızda örnekler verelim. Değerli dinleyenlerim, dinimizde şirk dediğimiz, Allah korusun, Allah'a ortak koşmak, küfür içerisinde bulunmak veya sapıklık içerisinde bulunmak, bu kötülüklere ve buna benzer kötülüklere yerine göre bazı isyanlar olabilir. Yani Müslüman bütün kötülüklere buğz eden, buğz neydi? Düşmanlık etmekti. Müslüman bütün kötülüklere buğz eden haklı bir insandır. Zulme karşı isyan, haksızlığa karşı isyan, değil mi? Bu yapılması gereken bir başkaldırı, değil mi? Olumlu bir harekettir. Hakkını aramak için. İslam'ın bir isyan ahlakı vardır. Öyle her şeye başıboş bir şekilde, kuralsız, hiçbir şeyi tanımadan, efendim, faydadan çok zararı olan isyan, Müslüman'ın işi değildir. Bu haklı bir isyan olamaz. İslam'ın isyan etiğinin, kurallarının hükümleri, zaten daha önceki programlarda da sizlerle paylaştığımız nehyi anil münkerde geçmekte ya da emri bil marufta geçmekte, oralarda yazmakta. Nedir onlar? İyiliği insanlara tavsiye etmek, güzeli tavsiye etmek, kötülükten, fenalıktan alıkoymak vardı ya, engellemek. İşte orada yazar. Kötü olan şeyler neyse onlara karşı hayır, ben bunu kabul etmiyorum, buna itiraz ediyorum demelidir. Bugünkü konumuzda genelde bunu değil, isyan sebeplerini konuşacağız. Yani olmaması gereken isyanı konuşacağız. Şunu bilelim, amiyane bir tabir var ya, gençlerimiz çok kullanır. Kafasına göre diye. Ben kafama göre bunu yapıyorum, o kafasına göre yaşıyor gibi. Evet, kesinlikle herkes kendi kafasına göre, canı istediği şekilde bana göre bu isyan sebebidir diye düşünemez, isyan edemez. Müslüman, onu bilelim, şirk varsa karşımızda, kötülükler varsa, haramlar işleniyorsa, düzen bozulduysa, mazlumlar öldürülüyorsa ona isyan eder. Yani bunların dışında başka bir iyiliğe, güzelliğe karşı, ibadetlere karşı, amele karşı isyan olmaz. Bildiğiniz gibi imanın dereceleri var. Bir kötülük gördüğümüz zaman onu evvela elimizle, değil mi? Olmadı dilinizle, olmadı kalbinizle ne yapmak? Nefret duygusu beslemek ve onu reddetmek gerekmekte kalben. Diyelim bir mecliste büyük bir kötülük işlendi. Bu kötülüğü sizin engelleyecek bir durumunuz vaki değil. Konuşamıyorsunuz da korkuyorsunuz, çok kalabalıklar.
Orayı da terk edemiyorsunuz. Diyelim ki böyle bir hal zuhur etti. Orada dahi yapmamız gereken içimizden ya Rabbi, şu an gücüm yetmiyor, acizim, dilim de dönmüyor. Ama ben burada yapılanları onaylamıyorum demek. Yani kötülüklere kalben dahi buğz etmeyen, reddetmeyen, onlardan nefret etmeyen bir kimseye Müslüman demek tartışılır hale gelmiştir. Eserlerde böyle görünür. Yani imanın en aşağı kısmıdır. Olmazsa olmazı, en azından kalben Allahu Teala'nın haram kıldıklarına buğz etmektir. Yani kötülüklere buğzlu davranmaktır. Hatta eserlerde siz de okumuşsunuzdur. Ne derler mesela? Küfre rıza, Allah korusun şirke rıza veya nifak dediğimiz o ayrıma rıza, küfür sebepleri arasında yer alır. Tekrar ediyorum. Yani küfre rıza da küfürdür. Şirke rıza da nedir? Aynı şekilde küfürdür. Rıza göstermek. Dolayısıyla İslam'ın, bu güzel dinimizin, o emri maruf ve nehy-i münker hükümlerinin hayata geçirilebilmesi için o özlediğimiz tablonun olması gerekiyor. Nedir o? Ümmetin başında bir birliğin, değil mi? Adil, muktedir bir imamın bulunması gerekir. O isyanın yapılabilir olması için. Şimdi buraya dikkat ediniz. Madem biz küfre rıza göstermeyeceğiz, şirke rıza göstermeyeceğiz, efendim, nifak tohumları saçılmış etrafa, onlara rıza göstermeyeceğiz. O yüzden bireysel olarak sokağa çıkarım, herkese bağırırım, çağırırım, efendim, istediğim her şeyi yaparım, yağmalarım, değil mi? Nasıl olsa bana böyle bir isyan hakkı verilmiş. Hayır, bunun yapılabilir olması için zaten düzenin bu düzende olmaması gerekir. Tam tersine, bizler iyilik yapalım derken kötülük yaparız. Kaş yapalım derken göz çıkarırız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Değerli dinleyenler, Osmanlı ecdadımızla işimize geldiğimiz zaman hep gurur duyarız. Zaman zaman şu Ramazan eğlenceleri adı verilen programlar, şunlar bunlar tertiplenir ya, o zamanlar fesler, bir takım kıyafetler, mehteran bölüğü vesairesi anlaşılır ve birçoğumuz bunlardan büyük bir mutluluk duyarız, göğsümüz kabarır, değil mi? Ama onun dışında Osmanlı nedir, tarihi nedir, dine bakışı nasıldır, Osmanlı'yı Osmanlı yapan nedir pek önemsemeyiz. Peki Osmanlı neden bu kadar 600 sene küsur her millet tarafından hala sevilen icraatları yapabildi? Nasıl oldu da bizler tarih kitaplarını okuduğumuzda birçok Hristiyanın, biz papazları görmektense, haçları görmektense, evet Hristiyanız ama Osmanlı'nın sarığını görmeyi, yani Osmanlı'yı görmeyi isteriz sözünü okuduk. Neden böyleydi? Çünkü onların İslam'a karşı bakış açıları çok netti. Onlar Allahu Teala'nın dininin hükümlerini uygulamaya çalışıyorlardı. Şeriata uymaya çalışıyorlardı. Sünnete bağlılardı. İş hayatında, çalışma hayatında hep sahabe düzenini kurmaya çalıştılar. Irkçılığı reddettiler. İslam'ın ön plana çıkması için çalıştılar, değer verdiler. Ve bu hale geldiler. Geçmişi reddetmediler. Osmanlı'yı Osmanlı yapan en büyük etmen bu oldu. Yani Osmanlılar hata etmediler mi? Ettiler. Ama prensip olarak bakıldığında Osmanlı hilafetinin ve devletinin dayandığı temeller aynı sahabe efendilerimizin zamanına oldukça benzemekteydi. İşte isyanın olması için
öyle ferdi olarak kafamıza göre hareket edemeyeceğimizi ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Bir devlet olması lazım ve bu devletin nasıl idare edileceğini de öğrenmiş olduk. Şimdi dilerseniz o ikinci isyan bölümü var demiştik ya, bu isyan bölümünü sizlerle paylaşalım. En büyük bela insanın başına gelecek olan o imtihan neyimize gelir? Malımıza mı? Hayır. Sağlığımıza mı? Hayır. En musibetli anımız, zararlı musibetimiz imanımıza gelen, Müslümanlığımıza gelen veya değil mi, ahlakımıza gelen musibettir. Ama diğer başımıza gelen musibetler, bizi isyana götüren sebepler, gerçek, üzülmemiz gereken şeyler değildir. Bazıları bizim için ikaz nispetinde gelirler musibetler. Dini olmayan musibetler, ne demek mesela hastalık? Hastalıklar eğer isyan etmezsek günahlarımıza kefaret olur. Hangimizin günahı yok, hatası yok? Hastalık gibi dedik, onun dışında başımıza bir vefat gelir, bir ayrılık gelir, bir iflas gelir. Bunların hepsi maddi musibetlerdir. Dini olmayan musibetlerdir. Bunların bir kısmında dediğimiz gibi inşallah Mevlamızın affına uğrarız ya da Mevlamız bir uyarıda bulunur. Örneğin başını örtmek isteyen bir hanımefendiye bazı rüyalar gösterilir. İç sıkıntısı şu bu olur. O utanması, o örtüyle ilgili olarak kendince, nefsince bulduğu bazı şeyleri yıkabilmesi için bazı imtihanlar, dersler verilir. İçki içen bir Müslüman, onun içkiyi bırakması için değil mi bazı imtihanlar gönderilir. Bazen üzülürüz, evet hastalıklar, evet ölümler, evet iflaslar, değil mi? İftiralar, yalnız başına kalmalar, yanlış anlaşılmalar, bunlar oluyor. Ama bunlar bazen insanın namaza başlamasına, bazen örtünmesine, bazen içkiyi bırakmasına, bazen gıybeti bırakmasına vesile olabiliyor. Yani bir ders olabiliyor. İşte o yüzden musibetlerden de ders alındığı günümüzde unutmamamız gerekiyor ki bazen hayır bildiklerimizde şer, çok şer dediğimiz, tüh benim başıma gelmeseydi dediklerimizde de hayır olabiliyor. Yani bir bakıma temizlik oluyor bunlar. Mevlana'nın bir eserinde söylediği gibi güzel bir benzetme var. Allahu Teala senin günahlarını temizliyor. Bunu nasıl oluyor, nasıl yapıyor dersen bir benzetme yapayım demiş. Talebelerine demiş ki, evladım, şuradaki üzerinde durduğumuz şu kilimin temizlendiğini hiç gördünüz mü? Evet efendim demiş bir tanesi, gördüm. Anlat bakalım, kilim nasıl temizlenir? Efendim, kilimi yüksekçe bir yere korlar, bir ağaç dalına, altına vururlar. Üzerindeki toz kaldırılır. İşte evladım demiş, bu arkadaşınızın anlattığı gibi, nasıl o kilimin üzerindeki tozlar pat 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 vurduğun zaman silkiliniyorsa ve temizleniyorsa, üzerindeki o bütün tozlardan veya çoğundan kurtuluyorsa kilim, dışarıdan baktığın zaman şöyle anlama, ya bu adam bütün hıncını, bütün içindeki nefretini bu halıdan çıkartıyor. Niye? Vurup duruyor pat pat. Hayır. Kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değildir. Kilimin üzerindeki tozları ne yapmak? Temizlemektir. İşte ey evlatlarım demiş, Allahu Teala'nın hani kilime vurmasından maksat o adam örneği verdi ya, Allahu Teala'nın sana imtihan etmesi yani vuruyor olmasının sebebi, bir hikmeti var. O da seni incitmek, seni üzmek, mahvetmek, sana haşa zulmetmek değil. Senin o kilimin üzerindeki tozlar gibi olan günahlarını, hatalarını, yanlış bakışlarını, yediğin faizleri, konuştuğun gıybetleri,
işte onları temizlemektir. İşte musibet dediğimiz, hani bugün konuştuğumuz o isyana götüren, insana ağır gelen o imtihanlarda netice güzeldir. Eğer dine gelmezse. Birçok hatamız var ve bu sıkıntılar inşallah bu yaşadıklarımıza kefaret olacak. Başınız ağrıdı, ayağınıza diken battı. İnşallah bunlar devam edecek. O anlarda, o isyanın şeytan tarafından akla getirildiği anlarda dua unutulmamalıdır. Dua müminin silahıdır. Dua aslında bir ibadettir ve duanın da diğer ibadetler gibi bir vakti vardır. Bu vakti şöyle algılamak doğru olmaz. Yani ikindiden sonra mı yapsam duamı ya da sabah vakti? Hayır, öyle bir vakit değil. Zamandan bahsetmiyoruz. Duanın vakti, sıkıntının, musibetin geldiği an veya öncesidir. İşte en önemli dualar o sıkıntının, musibetin geldiği anda isyan etmeden yapılan duadır. Bu vakitleri boşa geçirmemek lazım. Bela ve musibet dediğimiz o imtihan geçene kadar o duanın vaktinin devam ettiğini bilmeliyiz. Değerli gençler ve değerli dinleyenlerim, aklınıza şöyle bir sual geliyor olabilir. Peki, ben dua ediyorum, bu duama icabet edilmiyor, yani kabul edilmiyor dualarım. Ben neden dua edeyim o zaman? Bu sual, şeytanın bize sordurduğu sualdir. Yapmamız gereken şu: tüm kaynaklar, yeryüzünde görüp göremediğimiz, yaratılmış ve yaratılacak olan her şeyin sahibi sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ve dönüş de O'nadır. Dolayısıyla mal, mülk, her şey zatına ait olduğundan ve O'ndan geldiğinden dolayı bütün fiiliyatlarda, her şeyde söz sahibi tek olduğundan dolayı bu dünya ve her şey O'nun Celle Celaluhu olduğundan dolayı O'na rıza göstermek, başa gelenlere de kafamızı eğmek durumdayız. Bela ve musibetler geçene kadar ne dedik? O dua vaktinin devam ettiğini bilmeliyiz. Ve dua hiçbir şekilde bize kaybettirmiyor. Duamız ya o an kabul ediliyor, ki buna şahit olmuşsunuzdur, değil mi? Bir dua ettiniz, korktunuz, çekindiniz, hastanede tam sıra bekliyorsunuz veya bir kaza geçirdiniz, İnşallah kurtulurum şu şeyden vesaire gibi. Veya bir borcunuz vardı, ödeyip ödeyemeyeceğinizi bilmiyordunuz, o an bir dua ettiniz şöyle, duanız kabul oldu istediğiniz. Ama bazen de o an yerine gelmedi. İşte bununla ilgili çok önemli, her birimizin bilmesi gereken bir konu var. Duanın bir kaybı yok. Duamız ya o an kabul edilir, ya ilerleyen zamanlarda kabul edilmek üzere bekletilir, gerçekleşir, ya da ahirete saklanır. Hiçbir kaybımız yok duada. Ve bazı alimlerin eserlerinde görüyoruz ki, kişi ahirette sorgu sualden sonra nereye gideceği belli oldu ya, inşallah cennete gidiyor, cennetteki derecelerini görüyor. İşte orada dermiş ki, dünyada o kadar dua ettim, dünyadaki dualarımın karşılığının, yani dua ettim ama çoğu duama karşılık bulamadım, gerçekleşmedi. Burada gerçekleşmeyen o dualarıma karşılık verildiğini gördükten sonra derim ki, keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da
Her duam burada kabul olunup derecem daha yüksek olsaydı dermiş insan. O yüzden isyanı aklımıza şeytan getirdiğinde ona karşı bir mukavemetimiz, gücümüz, savunmamız ne olmalı? Bir kale gibi dua olmalı. Şimdi sitem ediyor ama yaptığı sitemden dağın haberi yok. Dağ dağa küsmüş diyor ya. İnsan o sitemi kendisine yapmalı. Nefsine yapmalı. Haşa, sümme haşa, Allahu Teala'ya sitem edilebilir mi? Bu zaten kulluğa hiçbir şekilde yakışmadığı gibi insanın başına gelen o derdi, imtihanı, musibeti neyse arttırır. Sitemi bana yaparsın, ben sana yaparım. Evladın neden anne şöyle yaptın der. Annesi evladına söyler. İş yerindeki arkadaşlar birbirlerine benim bugünkü payımı sen yedin yemekte falan sitem ettik birbirimizi. Peki her şeyin sahibi olan Mevlamıza Celle Celaluhu sitem edebilir miyiz haşa? İşte böyle bir durumda isyan aklınıza geldiğinde hastalıktan, ayrılıktan, üzerinize her şeyin geldiğini düşündüğünüz, boğulduğunuz bir zaman diliminde, isyan aklınıza geldiğinde nelere dikkat etmemiz lazım? Siz değerli dinleyenlerime şöyle birkaç madde not aldım, onları aktarmak istiyorum. Tabii ki bundan ibarettir diyemem, sadece bunları dikkatinizi alın diyemem, haddim değil. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi, şu noktalara özellikle vurgu yapalım. 1. Değerli genç kardeşlerim, Rabbimizin kaderinde kesinlikle ve kesinlikle adaletsizlik ve merhametsizlik yoktur. Kaderin sahibi kendisidir, adildir ve hakimdir. Kim bilir, o hastalığınla veya o sevdiğinden ayrılmanla senin günahlarını affedecek. Çünkü acı çekmen gerekiyor. Cennetteki derecelerin yükseltilecek. Sen kaderine rıza göstereceksin ki kederden ve başına gelecek belki de zararlardan kurtulacaksın. Ne buyrulur? Kaderine razı olan kederinden emin olur. Kaderine razı olmak bir konuda hiç çalışmadan yan gelip yatmak değildir. Evet uğraşmak, evet sağlıkla ilgili önleyici tedbirlere başvurmak, evet eğer apartmanda oturuyorsan sağlam bir kapı almak. E nasıl olsa kaderinde varsa hırsız girer, çelik kapı da taktırsam boş ver. Ben kapımı kapamayayım. Hayır, kapıyı da kapayacaksın. Doktor ne dedi? Onları uygulayacaksın. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakarak geçmeyi alışkanlık haline getireceksin. Sonra takdiri Mevla'ya bırakacaksın. Kader anlayışımız böyle olmalı. Ve kederden, o üzüntülerden kurtulmak için bir kaderin olduğunu bileceğiz. 2. Lütfen aklımıza şunu getirelim. Benim hakkımda, ismin her neyse, kendi kendine söyleyebilirsin. Benim hakkımda bu yaşadığım, başıma gelen, Rabbimin takdir ettiği bir hikmettir. Tamam, Rabbimden Celle Celaluhu, habersiz yaprak bile kımıldamazken, şu gözyaşlarımı, şu isteyip de kavuşamıyor olmamı, bu arzulayıp da yerine getiremediğim duyguları veya efendim umreye, hacca gitmek isteyip de hastalığından, paran olmadığından dolayı gidememenin hüznünü Mevla bilmiyor mu zannedersin? Eğer düşünürsen bir yaprağın bile kımıldadığından haberdar olan, ondan habersiz bir küçücük zerrenin, mikrop zerresinin, toz zerreciğinin,
şu havada uçan, gözümüzle dahi göremediğimiz küçücük mikroskobik canlıların, o toz zerrelerinin de kendi başlarına değil, Rabbin Celle Celaluhu izniyle oynadığını düşün. Rüzgarların kendi kafasına göre değil, yarattığı meleklerinin emri ile hareket etme sebebine ulaştığını düşünürsen eğer, dersin ki, hem dünyamı mahvedeceğime, hem ahiretimi mahvedeceğime, yalnız bu dünyada biraz sabredeyim de, bari ahiret hayatımı kurtarayım diye düşünürsün. Eğer böyle olmazsan, şeytan yanına gelir. Yanındakilerin değerini bilmezsin işte. Çok iyi olmayan, sana göre hatta kötü olan bir ailen olduğunu düşünürsün. Odanda eksik olan çok şey vardır. Sana alınan cep telefonu bilmem hangi marka değildir. Veya bir hanımefendi kardeşimiz için gardırobunu açtığında başörtüleri en az 500 tane değildir. Neden onun ayakkabıları bilmem hangi modelden değildir diye insan üzülebilir. Veya bir koca hanımının bir iki tane şöyle çok büyütülmeyecek hatalarını veya adet ve alışkanlıklarını gözünün önüne getirip hanımının tevekkülünü, teslimini, tevhidini, efendim ona sadık olmasını falan hepsini unutur. Şeytan böyle gösterir. Kocayı hanımına karşı, hanımı kocasına karşı kışkırtır. İsyan ettirir. Bu nasıl bir adam dedirttirir. Şeytan çünkü insanların arasını açmak ister. İşte böyle zamanlarda bugün isyanı konuştuğumuz bu Halil İbrahim sofrasında ne olur aklımıza getirelim bu ikinci maddeyi. Ben kaderime razı olmalıyım. Ama kaderime razı olmam demek, haksızlığa karşı susmak, aklımı kullanmamak değildir. Çalışırım, ederim, düşünürüm, bana verileni yerine getirmeye çalışırım sorumluluğu, ama oluyorsa olur, olmuyorsa da olanda hayır vardır derim. Böyle düşünürsek, ahirette de inşallah mutlu oluruz. Üçüncüsü, dikkat etmemiz gereken bu isyanla alakalı mevzu, Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir tabir var. Hocalarımızdan hep duyarız. Tevekkül, tevekkül, tevekkül. Hatta geçen sene 2017'nin içerisinde tevekkülle alakalı çok geniş çaplı bir radyo programı yapmıştık. Bunu dinleyebilirsiniz. Arşivden Halil İbrahim Sofrası sayfasından bulabilirsiniz. YouTube'a yüklenmiştir. O tevekkül vardır. Müslümanların tevekkül etmesi. Neydi tevekkül? Sadece Allah'a güvenmeleri, teslim olmalarıydı. Yani her ne başıma geliyorsa, iyi veya benim kötü bildiğim, Mevlamızdan geliyor. Ama bana zulmettiği, benim kötülüğümü murad ettiği için değil, benim ne yapacağımı, neyi seçeceğimi bildiği için, beni terbiye etmek için yolluyor. Ya, kadere iman eden, kederinden kurtulur derler. Tevekkül ehli olacağız. Dördüncü madde, Allah korusun, çokça duyduğumuz şu yıllarda, ümidi kesmek, bu da insanı isyana götürür, Allah korusun. Çok tehlikeli bir mevzudur. Şeytanın o ümitsizlik penceresinden insanı sokar. Maalesef o açık kalan ümitsizlik penceresinden de imansızlık da girer içeriye odamıza. Neuzubillah. Ümitsizlik, imanı mahveden, imanı tüm hücreleriyle paramparça eden bir düşüncedir. Mevlamızdan ümidimizi asla ve asla kesmemek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de belirtilir. Kimler
Allah-u Teala'dan ümit keserlermiş, bilir misiniz? Hayır, günahkarlar değil. Kafirler. Evet, kafirler topluluğu. Sadece onlar Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini keserler. Senin yaşadıklarını Allah-u Teala bilmez misin sanırsın? Döktüğün gözyaşlarını, kalbinde biriktirdiklerini, aman fitne çıkmasın, şimdi konuşursam ortalık karışır diye içine attıklarını, sana yapılan haksızlıkları Allah-u Teala bilmez mi zannedersin? O yüzden mutlaka ve mutlaka ümitsizliği kalbinden at kardeşim. 7 tane ümitsizliğin dördüncüsü olduğunu söyledim. 7 tane madde yazmıştım. İsyana bizi Allah korusun götüren sebepler diye. 5, 6, 7 diye birazdan devam ederiz. Ama şimdi sizin de sesinizi, soluğunuzu bir duyalım. Ondan sonra inşallah devam edelim. Ramazan, buyur kardeşim. Evet, konumuzla ilgili gelen mesajlara yer verelim. Pendik'ten Salih selamlarını iletmiş ve iyi yayınlar diliyorum abi demiş. Eyvallah, Pendik'e selamlar. Dün de Pendik'teydik bu arada. Görüşseydik de olurmuştu. Neydi kardeşimizin ismi? Salih. Salih. İnşallah bir kez daha gidersek görüşelim orada inşallah. Bağcılar'dan dinliyorum. Hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sultan Gazi'den Şeyh Muskaya, Müslümanlara yapılan zulme isyan ediyorum demiş. Evet, zaten ilk bölümde bahsettiğimiz oydu. Bakın, Amerika'sı, Suriye'si, Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si Suriye'de. Niçin Suriye'deler? Sözde işte birisi kimyasal şey atmış, tamam biliyoruz. Amerika diyor ki biz onun için oraya gideceğiz. Rusya gelemezsin diyor. Bu sana füze atarım, atamazsın diyor. Sanki babalarının çiftliğindeler. İşte bu kardeşimizin dediği gibi bu duruma isyan etmek Müslümanın gereklerinden bir tanesi. Bu arada yayına başlamadan önce Ramazan'la baktık. Dünkü programı YouTube'dan kaç kişi izledi biliyor musun abi dedi. Dedim tahmin etmiyorum, böyle arada bakıyorum. 200 kişi dinlemiş dünkü programı YouTube sayfasından. Bazen böyle üzülen kardeşlerimiz oluyor. Neden işte çok alakasız bir şeyi birisi bilmem kaç 100 bin kez izliyor da bunlar neden acaba paylaşılmıyor diye. Siz sayıya hiç aldanmayın. Biz azlardan olalım, sorun değil. Lakin sizde de bende de hüzün neden oluyor biliyor musunuz? Bu duygu ve düşünceleri, mesela nefsimizi tanıyalım diyoruz ya, Allah dostlarının bizlerle paylaştığı şeyleri paylaşıyoruz. Yalan yanlış bir şey yok ortada. Zaten genelimiz böyle olsaydı, Halil İbrahim Sofrası programının, diyelim ki dünkü programı 1 milyon kez dinleniyor olsaydı, bu kadar fazla kötülük de etrafta olmazdı, merak etmeyin. Herkes kendine ne yakınsa onu takip edecektir. Yani hocalarımız, bugünkü programı boş verin, hocalarımızın videoları ne kadar izleniyor, o kötü esas. Maalesef böyle garip şeyler, oyunlar, şaka adı altında yapılan birçok ahlaksızlıklar çok rağbet görüyor. Bu bizim için önemli değil. Az olalım, öz olalım, değil mi? Birbirimize duacı olalım. Nice ordular vardır ki yüz binlerle ifade edilir ama bin tane yiğidin karşısında un ufak olurlar. Bizler inşallah doğru yolda yürümeye devam edelim. İstikametimiz belli olsun yeter. Birazdan 7 tane not almıştım. Belki bu 17 tanedir de ayrı. Ama unutmamamız gereken, isyana bizi Allah korusun götüren 7 böyle en çok karşılaştığımız sebepler vardı. 5, 6, 7 diye bunları paylaşmaya devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda ayrılmayınız efendim. Bu sebeplerin dördüncüsü, sıralama değişir, daha da fazladır, tekrar edeyim. Dördüncüsü şu: nasıl ki bir önceki maddede ümidi kesmenin Allah korusun ne denli tehlikeleri beraberinde getirdiğini konuştuk ya, onun gibi tehlikeli olan bir başka mevzuda nasıl olsa ben kurtulacağım, nasıl olsa bu konuda başarılı olacağım, nasıl olsa Rabbim Celle Celaluhu beni affedecek demek. Yani aşırı ümitlenmek. Aslında
ümit var olmak çok güzeldir. Hastalık sahibi hastalığının geçeceğini ümit eder. Ayrılan bir kardeşimiz, memleketinden uzaklaşmış bir kardeşimiz, bir gün memleketine, sılaya döneceğini ümit eder. Zulme şu an dünyada yaşananı baktığımız zaman, bir gün bu zulmün bitiyor olmasını ümit ederiz. Ümitte bir sorun yok ama ümidi fazlalaştırdığımız an, yani Allah'ın bir kurtuluş yolu olduğunu, sıkıntıdan kurtuluş yolunun bu olduğunu düşündükten sonra aşırıya gidersek, nasıl olsa ben cennetliyim, ben affolundum, benim yeni bir tevbeye ihtiyacım yok, yeni yapacağım hayırlara ihtiyacım yok demekte kendine çok güvenmeyi ve maazallah kibirli olmayı da beraberinde getirir. Bundan da kurtulmamız lazım. Ve insanın yaşaması için şevk duyması lazım. Yani amiyane bir tabir vardır. Gaza gelmek. İnsanın şevki, işi daha iyi yapıyor olması da neyle kırılır? O ümitsizliği bitirmekle kırılır. Ümit var olmakla kırılır. Kişi tam böyle artık her şey bitti, hiçbir şey ben yapamam dediği an, küçücük bir ümit ışığı belirirse, umudu çoğalırsa yol alır. Kapkaranlık bir yer düşünün, bir tüneldesiniz. Ne sağa gideceğinizi biliyorsunuz, ne geriye ne ileriye, yönünüzü bilmek için ışık gerekir. Evet, size göre sağ kolunuz doğudur, sol kolunuz batıdır ama bir kez kendi etrafınızda döndükten sonra doğuyu, batıyı kendinize göre benimsersiniz ama gerçek yolu bulamazsınız. Bunun için ışık gereklidir. Yolun ortasında bir çukur var mı? Bu tünelin çıkışı nerededir? Bunun için ışık lazımdır. Işık da Allahu Teala'nın rahmetidir. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Değerli dinleyenlerim, bizim şu aciz vücutlarımız öyle güzel bir yaratılışın eseri ki, öyle muntazaman yapılan bir makineyiz ki aslında. O kadar tecelliler var ki üzerimizde. Mesela hastalıklar var değil mi? Bazen hastalanıyoruz, halsizleşiyoruz, bazen koşuyoruz, zıplıyoruz vesaire. Ama ne oluyor sonra? Mevlamızdan ya Şafi, ya Şafi diye Celle Celaluhu dileniyoruz. Bize sağlık sıhhat ver diye. Ya. Bir günde ölüyoruz. Sağlık veren, şifayı veren de kendisi değil midir? Mümit sıfatıyla vaktimiz geldiği zaman da canımızın gideceğini bildiren, emreden, bizi öldüren değil midir? Yani Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden bazıları bizlerde tecelli etmektedir. Sürekli hareket ve değişime maruz kalıyoruz. Bebekken biraz daha büyüyoruz. Kemiklerimiz gelişiyor, derimiz gelişiyor, gözümüz, kulağımız, acayip bir değişim var. Onun dışında ruhumuzda değişimler oluyor, hayatımızda değişimler var. Değil mi? Ne kadar büyük nimetler veriliyor. Mevlamız bize nasıl bunları bahşediyor? Aslında bizler sadece şu değişimin ücretini, şükrünü hayatımız boyunca başımızı secdeden kaldırmasak da verebileceğimiz bir yalandır. O kadar büyük nimetler içerisindeyiz ki, insanın nankör olmaması gerekiyor. Bizler bu dünyaya sadece gezmek, yemek yemek, efendim uyumak için gelmedik. İnsanın dünyaya geliş gayesi ne diyorlar? İbadet ve kulluktur.
Bu musibet dediğimiz hastalıklar, imtihanlar bizim için bir fırsat. İsyan için de maalesef fırsat oluyor. Dinimiz İslam'da isyan Allah ve Resulünün emirlerine uymamaktı, değil mi? Allah'a itaat etmemekti Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmemek, hatta itiraz etmekte Allah korusun. Şimdi Cin suresinde 23. ayette çok veciz bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde bize bir tavsiyede bulunur Rabbimiz. Mealen, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ona içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır buyrulur. Bunu tefsirde hocalarımız, büyüklerimiz şöyle açıklamışlar. Ayette Allah ve Resulüne isyan geçti ya, bundaki kastın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizden alıp bize haber verdiği o gerçekleri, ayetleri kabul etmemek ve küfürde, şirkte ısrar etmek diye anlatmışlar. Yani ne demeye gidiyor? Rabbimize ve Resulüne isyan eden bir kimse, iman etmeyen bir kimse anlamında. Dolayısıyla isyan sadece haksızlık karşısında Müslümanın kafire karşı göstermesi gereken bir mevzu olduğu gibi, aynı zamanda hastalık anında başımıza gelen bir musibette Allah korusun, şeytana uyup da bir itirazımız olmasıdır Allahu Teala'ya. Ama en büyük isyan şu an sizlerle paylaşmaya çalıştığım Allah ve Resulüne karşı yapılan, efendim yine Rabbimize sığınıyoruz, isyandır. İsyan, küfür, inkar etme anlamına geliyor. Sözlüğe açıp baktığımız zaman da, efendim, kabul etmemek, inat etmek, verilen bir emre muhalefet etmek gibi, efendim, anlamlar oluyor. Tabi isyan dendiği zaman aklımıza ilk gelen de şeytan oluyor. Şeytan da kibrinden dolayı ne yapmıştı? İsyan etmişti. Lakin Allahu Teala'nın bir olduğunu, bir gün bu hayatın sonlanacağını ve eşi ve benzeri olmadığını Mevlamızın biliyordu. Bildiği halde yine benzeri yanlışlar içerisinde oldu. Değerli dinleyenlerim, isyan olan küfürler var, günahlarımız var. Küçüğüyle büyüğüyle bu günahlardan sakınmak lazım. Peki bu büyük ve küçük günahlar kaç kısma ayrılıyor? Kendi aralarında çok dalları olsa da en başta 3 tane kısmı var. Birincisi, Rabbimizden başkasına yönelmek. Yani Allah'a Celle Celaluhu ortak koşmak ya da ayetleri yalanlamak. Şu ayet vardır, bu ayet sonradan eklenmiştir, ben şu ayetin şu kısmına inanırım, diğerine inanmam veya Kur'an'da bunun hükmüne ben razı değilim ya da gerçekten Kur'an'da bu olmamalıydı gibi, haşa, bu sözleri söylemek, mesela küçümsemek, bunlar şirktir, küfürdür ve nifaktır. Yani tasdik etmediği halde iman esaslarını kalbiyle tasdik etmiyor. Ama diliyle inandığını söyleyen kişiler küfretmiş olurlar. İkinci sırada gadabi kuvvetler var. Ne demek bunlar? Bizim vücudumuzla yapıp yapmadığımız zararlardır. Bir örnek verelim. Diyelim ki haksız yere birini öldürmek. Vücudumuzu kullanıyoruz, değil mi? Büyük günah. Efendim Allah korusun, işte içki içiyoruz.
namaz kılmamız emredildi, bildiğimiz halde bunu namaz kılmıyoruz. Tutabileceğimiz halde oruç tutmuyoruz gibi. Bunlar da yine büyük günahlardan. Herhangi bir sebep olmadan elbette. Yine üçüncü olarak Allah dostları demişler ki, insanın dünkü programda sizlerle paylaştık ya, şehvet kuvveti var demiştik, şehevi kuvvetler. Ona itaat etmek, ona da alimlerimiz fevahiş der. Mesela zina etmek. İşte bu da haksız yere nasıl adam öldürme Kur'an'da yazıyorsa haram olarak zina da aynı şekilde yazıyor. İşte bunlar da insanı isyana götüren o büyük günahlar ayrımında günahların kategorileriydi. Değerli kardeşlerim, Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir görev verdiği, bir geçide yerleştirdiği, sakın buradan ayrılma dediği Müslüman sahabeler vardı, okçular vardı. Müşriklerin hezimete uğradıklarını gördüler, ne yaptılar? Onlarda savaş bitti zannettiler, ganimet toplamak için komutanlarının emrini dinlemediler. Komutanları Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu andı. Nasıl olsa bizler bu kafirlere karşı üstün geldik, o yüzden savaşta bittiğine göre adamlar da geri kaçıyorlar dediler. Maalesef gitmeyin, gitmeyin demesine rağmen onlar da o savaşın kaybedilmesine vesile oldular. İstemedikleri halde böyle bir şey istemediler. Ama Ali İmran suresinde bu olay, yani oradaki sahabe efendilerimizin, efendim nasıl olsa artık savaş bitti, düşman kaçıyor deyip de onlara sakın ayrılmayın ne olursa olsun sözünü dinlememeleri, hocalarımızın eserlerinde geçer, isyan kavramıyla Kur'an-ı Kerim'de tefsir edilmiş bu mevzu. Dolayısıyla yani ne kadar iyi niyetli de olsak, ama benim niyetim şuydu, böyle yapmak istemedim gibi şeyler bizi kurtarmıyor. Dolayısıyla efendim Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine, efendim yapma dediklerine muhalefet etmek isyan olduğu gibi, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a efendim dinlememek, muhalefet etmek de isyan oluyor. Çok kısa bir özet halinde toparlayayım. İsyan eğer az önce verdiğim örnekteki gibi Allah'a ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın emir ve yasaklarına reddetmekse, helal ve haramlarını kabul etmemekse buna küfür deniyor. Bunları kabul ediyor adam, iman ediyor, lakin emir ve yasaklara uymuyorsa, yani itaat etmiyor mesela, namaz kılmıyor, bundan ibaret kalırsa ama helal ve haramları kabul ediyor, yasakları kabul ediyor ama uymuyor bu yasaklara, o zaman fısk oluyor. Tabi ister küfür olsun, ister fısk olsun, isyan bir zulüm şekli. Dolayısıyla ilahi cezalara bizi Allah korusun götürecek bir mevzudur. Değerli dinleyenlerim, üç tane bu ayrımı inşallah öğrenmiş olduk değil mi? İsyan, haksızlığa karşı, mesela gayrimeşru bir yönetim var, bir zulüm işlenmiş, ona karşı itaat etmemek, karşı çıkmak, ben mazlumun yanındayım diyerek isyan etmek ayrı değerlendiriliyor. Hastalıklar, ayrılıklar, iflaslar eşliğinde, imtihan bize verildiğinde Allah korusun buna itiraz etmemiz olumsuz bir isyan ve nihayet az önce bahsettiğimiz gibi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kanunlarına, kurallarına, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, sözlerine muhalefet etmek. Ben inanmıyorum, geçmiştir bu devirde böyle şeyler olmaz, ben bunlara hiç inanmam demek de Allah korusun en önemli isyandır. İblis ne yaptı? Rabbimiz Celle Celaluhu Adem'e hürmeten secde edin buyurdu, lakin isyan etti. İlk isyan eden oydu.
Rabbine karşı geldi, itaatten kaçtı. İşte o yüzden bugün bu isyanı konuşurken belki de isyan kelimesinin en önemli kişisi şeytandır. Peki Musa aleyhisselamın bir isyanı vardı. Vaktimiz o kadar yok. Ama o isyan güzel bir isyandı. İsyan kavramı olumlu da kullanılacak, olumsuz da. Bu nefsin afetlerinde olduğu gibi. Kıskanma olumlu da olur, olumsuz da olur. Değil mi? Bunu her an düşünelim, aklımızdan çıkarmayalım sinirli olduğumuz zamanlarda. Ne kadar vaktimiz var? Tamam, o zaman en azından şu kadarını aktarmış olayım. Şimdi Musa aleyhisselam, onun bir asası vardı biliyorsunuz. Şimdi Firavun'a isyandan madem bahsettik, kocası Firavun'a değil de Allahu Teala'ya isyan, itaat eden hanımı var. O hanımı da anmamız lazım. Asiye validemiz, değil mi? Asiye validemiz isyan eden kadın anlamında. Lakin burada bir konumuzla ilgili tezatlık var mı? Değil mi? Asiye isyan eden. Kökü aynı. Ne alaka diye düşünüyorsunuz. O annemiz, Asiye annemiz, Rabbimize iman ve itaate yanaşmayan ve haşa ben ilahım diyen birisine, bu kocası da olsa, devlet başkanı da olsa günümüzün adıyla itaat etmedi, baş kaldırdı. Sen haksızsın dedi, sana inanmıyorum dedi. O bir kahramandı. Asiye validemiz, değil mi? Firavun'un karısı işte böyle örnek gösterildi. O da isyan etti. Ama o Allah ve Resulüne değildi, haşa. Onun isyanı zulmeydi, küfreydi, küfre rıza göstermedi. Dolayısıyla selam olsun ona da. Hazır isyandan bahsettik. Musa aleyhisselam dedik. O dönemde yaşanan mevzuda o validemizi de unutmamış olalım. Değerli dinleyenlerimiz, geldik programımızın nihayetine. Şöyle bir Ramazan'dan birkaç toparlama cümlesi alalım sizlerden, sonra yavaş yavaş veda edelim. İsyan konusuyla alakalı yine gelen mesajlar var. İstediğin oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır ara denmiş. Bugün moralim bozuktu, içimi ferahlattınız. Sorularımın tek tek cevabını verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Sizden de. Ne mutlu bize vesile olabildiysek. Büyükçekmece'den takip ediyoruz sizleri. Bilgilerinizden yıllardır sessiz bir şekilde faydalanıyoruz. Rabbim tövbelerimizi kabul etsin. Amin, amin. Ne güzel bir dua. Bir de tövbelerimizin kabul olduğunu anlayabilir miyiz diye soru yöneltmiş dinleyicimiz. Tövbemizin kabul olduğunu bir Allah dostuna sormuşlar. Nasıl anlarız? Mevlamız bizi affetti mi diye. O da demiş ki, sırat-ı mustakim üzere gitmeye başladıysan, yani diyelim ki ne için tövbe ettin? İçki için. Ne için tövbe ettin? Bir daha kadınla, işte erkekle zina etmeyeceğim veya kumar oynamayacağım. Eğer sen o üzere devam ediyorsan, bil ki affa uğramışsındır. Eğer hala devam ediyorsan, hala eski halinde günahlara, hiçbir pişmanlık duymadan devam ediyorsan, bil ki yeni bir tövbeye ihtiyaç vardır denmiş. Selamlarımızı iletiyoruz kardeşimize. Almanya'dan Nebahat Hanım ve Sakarya'dan Yusuf Akar hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olun. Almanya'ya da Sakarya'da selamlar. Betül isimli dinleyicimiz de şu an 4 haftalık hamileyim. Annemi 11 yıl önce kaybetmiştim. Sanki annem öldüğünde her şeyimi kaybetmiş gibiydim. Abimi, ablamı ve kardeşlerimi de kaybettim. Annemin ölümüyle birlikte ne aradılar ne sordular. Evde kimse yoktu, bir ihtiyacım var mı diye bir kere dahi aramadılar. Kayınvalidem de aynı şekilde hiçbir şekilde benimle ilgilenmedi, bir yardımda bulunmadı. Artık isyan noktasına geliyordum. Madem annemi aldın diye seslendim. O zamandan bu yana kayınvalidem olsaydı ya da annem keşke yaşasaydı diye isyan ettim. Beni isyana etmekten Rabbim muhafaza eylesin İbrahim abi demiş. Evet. Bu şekilde paylaşmış. Ya zaten kardeşimizin söylediği şeyler evet çok ağır. Herkes kendi çektiğini bilir. Bana hafif gelir, ona o ağır gelir ama Mevlamız Celle Celaluhu hiç kimseye, kullarına zulmetmez. Yani
Bunu bir bileceğiz. Dağına göre kar yağdırıyor. Dereceniz yükseliyor ve beterin beteri var derler Ramazan, değil mi? Evet abi. Şimdi şükretmek gerek. Gözünün bir tanesi görmeyen bir kardeşimiz, ya ne güzel bak, bazılarının iki tane gözü var diye düşünür. Ama biraz ilerler bir bakar ki elinde bir bastonla gözleri görmeyen bir kardeşimiz var. Aa, en azından tek gözüm görüyor. Bu sefer o ama kardeşimiz bunu işitince, ya bu adamın en azından tek gözü var, ne olaydı da benim bir gözüm görseydi der. Ona da birazdan bir haber gelir. Hastanede inim inim inleyen ve hiçbir doktorun ağrısını kesemediği ve aylarca yoğun bakım ünitelerinde kalan biri gelir. O ona gider, bu buguna gider derken öğreniriz ki beterin beteri varmış. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İsyan mevzusuydu ve bu konu hakkındaki tehlikeleri, nerede durmamız gerektiğini sizlerle paylaştık. Sürçülisan ettik, affola. Ve şöyle der, huzurlarınızdan ayrılırız. Derdim büyüktür diye sakın isyan etme. O senin imtihanındır, bekle yarını. İstediğim olmuyor diye vazgeçme sakın istemekten. O senin sabrındır, bekle hayrını. Tevekkül et, umut et, dua et. İşte o senin inancındır, bekle Rabbinin kararını. Şükret yürü, sabret yürü, azimle yürü bildiğin doğru yolda. Bilmez misin ki Rabbim dermansız bırakmaz sevdiği kullarını. Sanma ki içine attıklarını, iç çekerek sustuklarını, yüreğinde kopan feryatlarını bir tek sen bilirsin. Sessizliğini bir duyan, çektiklerini bir gören, halini de bir bilen vardır. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalır sanma dünyada, bir de zamanı gelince son gülen vardır. Her birinize selam ve muhabbetlerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.